Mayıs ayı itibariyle yıllık enflasyon resmi olarak %73,5 şeklinde açıklandı. Enflasyon böyle olmasına rağmen devlet kira artışlarını en fazla %25 sınırlaması getirdi. Bu durum kiracılar için iyi olsa da bu sefer ev sahipleri mağdur oluyor. Enflasyondan dolayı hak kaybına uğruyorlar. İslami olarak bakıldığında bunun doğrusu ne olmalı? Yani kira artışında iki tarafın da mağdur olmaması için nasıl bir yol izlenmeli? Bu ekonomik konulara devlet asla karışamaz. Ama bugün kapitalist bir sistem var. Her şey kapitalistlerin emrinde. Maalesef devlet yöneticileri de onların emrinde. Ama İslam'a göre nasıl yapılması lazım? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiği zaman Medine'nin ekonomisi Yahudilerin kontrolündeydi. Bugün dünya ekonomisinin Yahudilerin kontrolünde olması gibi. Orası çok daha tabii güçlü bir kontrol altındaydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir özel pazar kurdu. Bu pazara isteyen herkes malını getirecek ama hiç kimse o pazara mal getireni yolda karşılamayacak. Gelsin burada piyasa, o serbest piyasada fiyatlar oluşsun. Bu pazarda hiç kimse yer kapmayacak. Kim erken gelirse bulunduğu yerde malını satacak. Daha sonra gelen de gene kendisi satacak bulduğu bir müsait bir yerde. Dolayısıyla burada serbest pazar oluştuğu zaman kısa sürede Yahudiler pazar hakimiyetlerini kaybettiler Medine'de. Şimdi bugün bizde de bunu yapmak gerekir. Allahü Teala Nisa suresinin 29. ayetinde şöyle buyurur. Ya eyyühellezine amenu la te'kul emvalekum beynekum bil batıl. Müminler mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ne demek batıl yol ya Rabbi? İlla en tekune ticareten an teradim minkum. Sadece karşılıklı rıza ile olan bir ticaret şeklinde olabilir. Şimdi bize ticaret dediğimiz zaman mal alım satımı olarak düşünürüz. Tamam, o ticarettir. Ama her türlü mal ve hizmet alım satımı ticarettir. Dolayısıyla mal ve hizmet alım satımı karşılıklı rıza ile olur. Karşılıklı rıza ile olur. Şimdi kira bir hizmet satımıdır. O kişiye senin malından yararlanma hakkı veriyorsun. Ticarette bir mal satımıdır. Yani gidip de piyasaya devlet müdahale edemez. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyorlar ki ya Resulallah fiyatlar aldı başını gidiyor. Bir müdahale et. Çünkü aynı zamanda devlet başkanı. Hayır diyor. Fiyatlar kendi doğal yapısı içerisinde artar şey yapar. Yani piyasa Allahü Teala'nın koyduğu kurallarla yürür diyor. Ben Allah'ın huzuruna sizden herhangi birisinin hakkı benim boynumdayken çıkmak istemem diyor. Serbest piyasa. Peki serbest piyasa ucuzluğun en büyük habercisidir. Yani dışarıdan birisi duysa ki falan yerde buğday fiyatları bir artmış bir artmış aman ya Rabbim. Duyan oraya buğday getirir ve kısa sürede şey yapar. Yeter ki oraya rahatlıkla getirebilsin. Ama bugün kapitalist sistemde dışarıdan mal getirenler eğer devletin şey yaptığı kabul ettiği mallardan değilse kaçakçı bile sayılıyorlar, alınmıyorlar. Suçlu sayılıyorlar, bilmem ne oluyorlar. Zaten her malı ülkeye sokamazsınız. Belli kişilerin malları ancak gelir falan. Tam bir kölelik sistemini yaşıyor tüm dünya. Dolayısıyla hürriyet içerisinde mallar gelmeli. Hizmetler de hürriyet içerisinde olmalı. İşçi işveren ilişkileri de hürriyet içerisinde olmalı. Buna da devlet müdahale ettiği için insanlar işçi olarak başladılar mı? Akıllarında sadece emeklilik var. İşten ayrılıp da bir de üretim yapmak kimsenin aklından bile geçmiyor. Tüm sistemi değiştirmek lazım ama sonuç olarak kiralara devletin karışma yetkisi yoktur. Kira fiyatlarını karşılıklı olarak hür bir şekilde tarafların belirlemesi gerekir.